والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أما بعد، كلام كردستان رمضان سنتلري. Daha önceki derslerimizde sırayla namazın farzlarını, vaciplerini görmüştük. Bugün de inşallah namazın sünnetlerini göreceğiz. İnşallah yetiştiririz. Biraz belki uzun bir öbürden ama özetleriz inşallah. Kitaptan takip eden kardeşlerimiz için sayfa biliyorlardı zaten ama 318 diyelim inşallah. Namazın sünneti ne demektir? Sünnet, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çoğu zaman yaptığı, bazen terk ettiği işlerdir. O bazen terk etmesi, terk edilebileceğini, farz olmadığını, vacip olmadığını gösteriyor. Bu cihette sünnetler iki kısma ayrılır. Bir müekked sünnet, kuvvetli sünnet, diğeri gayri müekked sünnet. Müekked sünnetlere sevgili Peygamberimiz Efendimiz çoğu zaman devam etmiş, bazen terk etmişlerdir. O yüzden güçlüdürler, sevabı daha çoktur. Terk edildiği zaman mahsuru daha büyüktür. Gayrimüekked sünnetler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları çoğu zaman terk etmiş, bazen de yapmıştır, güzel davranışlardır. Bu gayrimüekked sünnetlerin başka adları da vardır. Nafile mesela, tatavvu, müstahap ya da çok kullandığımız adab kelimesi. Adaplar sünneti de muhafaza ediyor. Tabi sünnet vacipleri muhafaza eder. Vacipler farzları muhafaza eder. Böylece bir insan müstahaplara varıncaya kadar dikkatli namaz kılarsa korkun bir namaz olur. Müstahaplar gayrimüekked sünnetler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çoğu zaman belki terk ettiği, bazen yaptıkları demiştik. Sünneti, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti olarak bu niyetle yerine getiren insan sevap alır. Sünnetleri sürekli terk eden insan bid'atçı olur, Allah muhafaza buyursun. Bu sevabı kaybeder, belki azarlanmayı da hak eder. Müstahaplara gelince, müstahap yani dinde güzel görülen, yapılması teşvik edilen, zaten müstahap o da güzel olmaktan geliyor, kelime manası da bu. Adab aynı şekilde, yapılırsa iyi olur, sevabını alır, kamil bir ümün olur, ibadeti de daha kamil, daha olgun olur. Terk edilirse bir beis yoktur, bir zararı yoktur. Bir günaha vebali hiç yoktur yani. Arada görüyorsunuz derece derece fark var. Demek ki namazın sünnetleri dediğimiz zaman yapana sevap kazandıran, terk edene ceza gerektirmeyen, farz ve vacip gibi cezası yok ama kınama ve azarlanmayı hak ettiren sözler ve fiillerdir. Bunlar terk edilirse farzda tehir, vacibin terki ya da tehiri sevip secdesi gerektirir demiştik. Sünnetler de gerektirmez. Demek ki sünnete müekked de olsa, gayri müekked de olsa terk edildiğinde dolayı sevip secdesi icap etmez, gerekmez. Bilerek terk edilmeleri halinde de namaz bozulmaz. Fakat bilerek terk etmek kötü bir şeydir. İyi bir şey değildir. Hiç tavsiye edilmez. Bir şey daha söylemek icap eder. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış oldukları bu güzellikler Cenab-ı Allah'ın kendisine talip ettiği, öğrettiği güzelliklerdir. Bu edepler, bu adaplar, bu ibadetlerdeki güzel davranışlar sonuç itibariyle Cenab-ı Allah'ın ona öğrettikleridir. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mektep medresede okumadı. İnsanlardan bir şey öğrenmemiş. O neyi öğrenmişse Allah onu öğretti. Öğrettiklerinin bir kısmı Kur'an-ı Kerim'dedir, vahiy şeklinde. Bir tanesi de Kur'an'ın dışında yine fikir Allah'tan onun öğrettiğidir. O bakımdan sık sık söylüyoruz.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettikleri ya vahyi metlu dediğimiz okunan Kur'an'dır ya da vahyi gayri metlu, yani Kur'an gibi değil ama lafız, sözler Peygamberimizden çıkıyor. Fakat perde arkasında fikir Cenab-ı Allah. Çünkü ayet-i kerime مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O kafasından konuşmaz, havasından konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٍ يُوْهَى Ne konuşursa Allah'ın kendisine vahyettiği şey. İşte bu yüzden. Bu kadar bilgi şunun için söylüyoruz. Canım sen de sünnettir diye ehemmiyeti almayan edepsiz olur. Hele bu sünneti aşağılayan, hakaret eden, alaya alan dinden çıkar. Neden? Niyetinden dolayı. Uygulama basından değil. Biz burada yer yer Hanefi şu hadise dayanmış, Şafiler bu hadise dayanmış diyoruz değil mi? Koca müştehit. Her terk ediyor, başka bir hadise sarılıyorlar. Bunlar olabilir. Ama hakaret varsa işin içinde, aşağılama varsa işin içerisinde, o peygamberi aşağılamaktır. Onun için sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama dil uzatanın cezası ölümdür. Ona hakaret eden, onu aşağılayanın cezası ölümdür. Tabi bugün böyle bir hukuk yok, böyle bir devlet yok. Ama bizim vicdanlarımızda bu geçerlidir. O bakımdan bazı menkıbeler anlatırım. Tabakat-ı Kübra'da İmam Şahrani bunlardan bir tanesini anlatıyor. Büyük zatlardan birisi evladıyla beraber sofrada yemek yiyorlarmış. Yemekte kabak yemiş. Çocuk da kabağı sevmezmiş. Gayet normal. İnsanın tabiatı kabağı sevmeyebilir. Bu normal bir şeydir. Fakat çocuk diyor ki başka bir şey. Yahu Peygamberimiz bu kabakta ne bulmuş ki bunu sevmiş diyor. Veli zat bir de ürperiyor. Allah diyor üstündeki kılıcıyla çocuğun kellesini uçuruyor. Bu ne demektir? Ya bu peygamberde ne tabiatsızlık var, ne zevksizlik var. Nasıl bir hoşlanma duygusu var ki kaba sevmiş diye onun zevkine, tabiatına hakaret var. O bakımdan sarık sarık at buyruğu Müslümana. İbadet yapar işte şöyle gibi laflar insanı dinden çıkarır. Velev ki ben Müslümanım desin. Velev ki elinde tesbih la ilahe illallah diye tesbih çeksin. Görüyor musunuz? Cehalet başı nasıl bir beladır. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bizim konumuz namaz olduğu için namazın sünneti, namaz kılarken farzın, vacibin dışında sürekli devam ettiği, bazen terk ettiği. İşte o bazı terk edişi onun farz olmadığını, vacip olmadığını, muhakkak gerek olmadığını bize gösteriyor. Oradan biz sünnette diyoruz. Sübhaneke'yi okumak mesela, Euzü Besmele çekmek, rükû ve secdelere giderken gelirken tekbir almak, oralardaki tesbih. Bunlar gibi. Namazda edep, müstahap anlamında ayrıca bir bölüm var. Bunlar zamanla iç içe girebilir. Hoş karşılamak lazım. Yani ikisinin arasındaki farkı bir daha söyleyelim mi? Sünnet çoğunlukla işlediği, daha dikkat edilmesi gereken, müstahap çoğunlukla işlemediği, yapılırsa sevap, terk edilirse bir günahı yok, bir mahsuru yok. Yani yapan kazanır. Yapmayan kazançtan kaybeder. Bunlar kitaplarda iç içe girebilir. Yani bir kitabın sünnet dediğine başka bir kitap, başka bir alim, adab, nafile, tatavu, gayr-ı müvekket sünnet diyebilir. Dolayısıyla bunların iç içe girmiş, okuduğumuz kitaplarda namazın ağzı sünneti, namazın müstahapları, adabı diye sayılır ama bu da çok kafanızı karıştırmasın. Konu müsaittir iç içe girmeye, bazen birisi buna sünnet dedi, bazısı müstahap diyebilir.
Bu ikisinin arasındaki fark budur. Biz burada bir nükteye dokunalım. Namazın esas kabulü farzdadır. Vacipler de amel edilmesi bakımından farz gibidir. Ameli farz deriz o yüzden. Bunlarsız namaz olmaz diyelim. Ama sünnetler bunları güzelce çerçeveli, kuşatan ve sağlamlaştıran ve koruyan ifadeler, hükümlerdir yani. Bozulmaya başlarsa, eğer vacip olmasa farz yıkılır. Vacip varsa, değil mi? Vurduğu zaman tampon önce vacip gider ama farz yerinde kalır. Bir insan sünnetleri de efendim devamlı yerine getiriyorsa, bir başına kaza geldiği zaman sünnet gider ama vacip ve farz kurtulur. Adapları da eğer tam yerine getiriyorsa, bir kaza esnasında tampon gibi adap gider ama geriye kalır ya. Allah muhafaza buyursun, müstahaba dikkat etmeyen bir gün gelir sünnete dikkat etmez olur. Sünnete dikkat etmeyen, bu yavaş yavaş kalbindeki takva, o haşiyet, o huşu, o saygıyı getirir, vacip bir gün kaybolabilir. Vaciba karşı lavvari olan insan, bir gün farzı kaybedebilir. Farzı kaybeden, Allah muhafaza buyursun, imanını kaybeder. Bu silsileye dikkat etmek lazım. Dindar olan insanlar, dinlerinin en ince ayrıntıya kadar öğrenirler ve şuurlu olarak yaparlar. Her şey yaptıklarını bu farzdır, bu vaciptir, bu sünnettir, bu müstahaptır, şu mekruhtur, bundan kaçmam lazım gelir. İşte bu da onun şuurunu gösterir. İlim bu cihetten kıymetlidir. Namazın sünnetleri gruplarına göre maddeler halinde sayalım inşallah. 5 vakit namaz ile cuma namazı için ezan ve kanun okumak sünnettir. Demek ki ezan hangi namazlarda? 1, 5 vakit namazlarda farzdır. 2, cuma namazı. Onun ötesindeki namazlarda, mesela teravih, mesela bayram namazları. Buralarda sünnet ve kâmet gerekmez. İşte 5 vakit namazın farzında ve cuma namazı, öğle namazının farzı yerine geçiyor zaten. Ezan okumak ve kâmet getirmek erkeklere sünnettir. Bayanlara değil. Çünkü bayanlara bunlar cemaatle kılmaları gerekmeyebilir. Gerçi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Müslüman sahabi efendilerimiz erkeklerin arkasında saf tutarak camide namaz kılıyorlar idi ama daha sonra Efendimiz aynı zamanda onların evlerinde namaz kılmalarının da camide cemaat gibi sevaplı olduğunu söylemiştir. Uzun bir konu, camilere gelsinler mi gelmesinler mi de tartışmışlar. Sonra ortalığın fitne ve fesada, kılık kıyafetlerin değişmesi, erkeklerin de kadınlar gibi takvalarının bozulması, yolda gidip gelen kadınlara işte şehvetle bakmaları vesaire hususlardan dolayı camiye gelmemeyi gelmekten daha faziletli görmüşler. Evlerinde namaz kılsınlar demişler. Evlerinde namaz kılarken onlar ne ezan okurlar ya da kamet getirir. Böyle bir mükellefiyetleri yoktur bayanlar için. Cemaatle kılınacak namazlar için ezan ve kamet sünnettir. Birden fazla kazayı kılacaksak bir araya geldik. Bir ezan bütün diğer kazalar için geçerli olabilir. Ben hepsine de ezan okumak istiyorum diyene buyur okur. Yani yasak yok. Ezan güzel şey değil mi? Ezan zikrullah'tır. Allahu Ekber diyor. Ezan muhteşem bir şey. Ezanı zamanında anlatmıştık. O dersimiz geçti. Yeryüzünde ezandan muhteşem bir slogan yoktur. Günde 5 defa bütün dünyaya İslam'ın en temel ilkeleri duyurulmaktadır ezan sayesinde. Elhamdülillah. Müthiş bir şey. Eğitim açısından da öyle. İnsanları şuurlandırma açısından da öyle. Ama yeterlilik açısından söylüyorum. Bir araya gelmiş, beraberce namazı geçirmiş insanlar, cemaatta kılacakları zaman bir ezan okursalar yeter. Ama her bir farzı kaza ettikçe kâbeti tekrar getirecekler. Münferit namaz kılanlar, onlar da böyledir. Yani bir ezan okurlar, evlerdeyse gerekmez o da, kâmet getirirler kendileri için diyor.
kendi evinde tek başına namaz kılacak erkekler için ezan ile kamet müstahaptır. Demin sünnet ve müstahap arasındaki farkı görmüştük değil mi? Sünneti terk eden adam azarlanır. İşlerse çok sevap kazanır. Müstahabı terk eden adam azarlanmaz. Sadece elde edeceği sevabı kaçırır. Demek ki münferit namaz kılan, evde kazasını kılan insan ezan okumayabilir. Hatta kamet de getirmeyebilir. Getirmek, getirmemekten daha evladır, daha sevaptır. Getirmezse bir ayıbı, bir kusur yok ama tavsiye budur. Yani kârlı çıkar. Cuma günü şehirde bulundukları halde bir özür sebebiyle cuma namazını kılamayanlara öğle namazını kılarken ezan ve kamet gerekmez. Onu cemaat yapmıştır. Kadınlar için de ezan ve kamet sünnet değildir. Din kendilerinden böyle bir sorumluluk ister. Biz kamet getirmek istiyoruz. Şimdi biliyorsunuz ezanda sesin yükseltilmesi var. Kamette cemaatin duyacağı kadar tek başına kendi duyuyorsa kendi duyacak. Getirir. Din kendisinden istemiyor ama kamet getirmek istiyorsa getirir. Getirme diye de zorlanmaz ama ezanı okuma çünkü onun şanı yüksek sesle okumaktır. İkinci bir sünnet grubu, iftitah tekbiri için elleri yukarıya kaldırmak sünnettir. İftitah tekbirinin kendisi farzdır. Nedir o? Allahu Ekber'dir. İftitah tekbirini Allahu Ekber diyerek almak vaciptir değil mi? Allahu Azam dersen Allahu Ekber demediğin için namaz namaz olur ama sevip secdesi gerektirir. Doğru değil. Şimdi iftitah tekbirini alırken eli kaldırmak sünnettir. Tekbiri konuşmuyoruz değil mi? Elin biçimini söylüyoruz. Bizim meselemizde erkekler iftitah tekbirini kaldırırken avuç işleri kıbleye karşı böyle birbirine karşı olsa da olur ama eftal olan kıbleye karşı ne böyle inadına açık ne inadına sıkı sıkı kapalı kendi halinde baş parmaklar kulak memelerine değecek kadar yükseklikle kaldırırlar. Tekbiri öyle alırlar. Dikkat edin, tekbir kelimesini söylememeye çalışıyorum. Neden? Tekbirin kendisi farzdır. Allahu Ekber diyerek tekbiri getirmek vaciptir. Biz neden bahsediyoruz? El kaldırmaktır. Bayanlar ellerini omuzlarının hizasında kaldırırlar. Erkekler tekbiri aldıktan sonra ellerini bizim mezhebimize göre göbeklerinin altında sağ el sol elin üstünde şu iki parmak, baş parmak ve serçe parmak kıvrılır, bileği yakalayarak geriye kalan üç parmak da bileğin üstünde göbeğinin altında tutarlar. Şafiler biraz üstte tutarlar. Bayanlara gelince bizim mezhebimizde önce onu söyleyelim. Göğüslerinin üzerinde sağ eli sol elin üstünde. Biz de sağ sola hayırlı işlerde daima tercih edilmiştir. Yani bir su mu dağıtılacak? Meclisin büyüğü kimse ondan başlanır. Sağ tarafından. Elbise mi giyiyoruz? Sağ kolumuzda. Çıkarırken sol kolumuzda. Bu hayırlı olan her işte böyle. El bağlama hususunda da sağ solun üstünde. Hatta bu sünnet olduğu için biz bugün pek dikkate almıyoruz ama muttaki kullar bunlara çok dikkat ederler. Sami Efendi rahmetullahi aleyh ceketinin paltosunun düğmesini bile sağ solun üstüne gelecek şekilde diktirmiş. Bir gün terzisi alışkanlık icabı bu tavsiyi unutmuş. Şimdi bizim yaptığımız gibi sağ solun
altında kalacak şekilde murtad gitmiş. Neden? Batı'da böyle giyiyorlar. Biz de Batı'nın yolunu tuttuk ya. Daha o kadar şuurlanamadık teyzelerimize varıncaya kadar. Mübarek saat bakıyor. Böyle yapılmış. Hiç yüzüne vurmuyor. Hiç utandırmıyor. Nasıl insanlar? Kusur derslerini yapmış oldukları için yakmış biletmişler. Güler yüz, tatlı dille ücretini veriyor, paketi alıyor, bir fakir fukaraya hediye ediyor. Kendisi yeniden sağ solun üstüne gelecek şekilde diktirir. Bu bilinçli yapılırsa müthiş bir şeydir. Bilinçsiz olursa o kadar da önemli değildir. Yani böyle olmasa ne olur? Böyle olan sevap gider o kadar. Yoksa aleyhte bir şey olmaz. Bundan dolayı ayıplanmaz. Bundan dolayı bir Müslüman biz de sakın ha ayıplamayalım. Bir azabı, bir nafileyi, bir tatavuyu terk etti diye bir insan ayıplanmaz, aşağılanmaz. Çok günah zaten ayıplamak, aşağılamak haramdır. Adam nihayet sevabını kaçırmıştır. Bundan dolayı hakaret edilir, aşağılanır, günah işlenir mi? Hakaret günahtır. Alay, günah, kavga, çıkartma zaten ödemiş. Sağ, solun üstünde olması, hayırlı işlerin sağdan başlaması bizim dinimizde temel bir ilkedir. Peygamber Efendimiz oturuyordu, kendisini ikram edildi. Sonra sağında bir genç orada Ebu Bekir Efendimiz vardı. Her zaman Ebu Bekir Efendimiz sağında olurdu. Bu sefer genç gelmiş, erken yer almış demek ki. Allah'a emanet, süt müydü o? Peygamberimiz baktı delikanlıya, Ebu Bekir Efendimiz'i de çok sever. Dedi ki, hakkını müsaade eder misin Ebu Bekir'e versek, önce ondan ikram başlasa? Yok ya Resulallah, Ebu Bekir büyük bir zattır, çok faziletleri var. Bense aziz, fakir birisiyim, senden gelecek her lütfa, herkesten daha fazla muhtacım. Veremem dedi, hakkını aldı. Peygamberimiz de tebessüm etti, hiç de ayıplandı. Sağa tercih ederim. El bağlama hususunda da sağa böyle. Kadınların her hareketi tesettüre dikkatle ayarlanmıştır. El bağlarken göğsü kapatır. Biraz sonra rükûda söyleyeceğiz. Dizleri hafifçe kırar ve yumruğu bükülür. Erkekler dik tutarken. Burada da böyle kadınlar elbiseleri, ellerini sağa sonra üstünde göğüslerini kapatırlar. Bunu neden böyle yapıyoruz? Çünkü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle tarif edilmiş. Vail bin Hucur radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazın başında iki elini kaldırıp tekbir alırken ve ellerini kulak memelerine kadar kaldırdığını gördüğünü söylemiş. Bera İbni Azib bizzat görmeksiyle beraber dille şunu söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman ellerini baş parmakları, kulakları hizasında olacak şekilde kaldırıyordu. Enes radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şu şekilde gördüm. Tekbir aldı ve baş parmaklarını, kulaklarının hizasına kadar kaldırdı. Demek ki İmam-ı Azam, taklit ettiğimiz mezhebimizin büyüğü müştehidimiz, bu hadislere dayanarak elleri kulak memelerine kadar kaldırmanın sünnet olduğunu söylüyor. Ama Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen böyle kaldırmış ve arkasında namaz kılanlar bunu görmüşler. Ama bazen omuz hizasına kadar kaldırdığı da olmuştur. Bunu da görenler var. Bunların hadisini de İmam Şafii ve İmam Malik arıyor. Eller kaldırırken omuz hizasında tutulur demiştir. O da hak. O da bir başka sahabeden böyle gördüğünü de söylemiş. Allah-u Alem Peygamberimiz böyle de tekbir almıştır, böyle de tekbir almıştır. Her ikisi de o Peygamberimizden geliyor. Şafii kardeşlerimiz buraya kadar ellerini kaldırırlar. Malikiler de öyle. Omuz hizalarına kadar kaldırıyorlar. Peki bunların dayandığı delil nedir? Onlar da Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah'ın naklettiği bir hadis-i şerif. Şöyle buyuruyor. Resulullah'ı namaza başlarken iki elini omuz hizasına kadar kaldırırdı diyor. Bunu gördüğünü söylüyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh.
Hanbeliler, yani Ahmed bin Hanbel'in içtihadını takip eden Müslüman kardeşlerimiz, 4 mezhepten 4.'sü. Onlar da diyorlar ki, biz hadis kitaplarında Peygamberimizin öyle de yaptığını gördük, öyle de yaptığını gördük, sahabe öyle de yaptığını. Öyleyse Müslüman öyle de yapar, böyle de yapar, öyle de yapar. Bunların hepsi caizdir. İlle de şu olur demeyiz diyorlar. Bu da güzel bir şey. Fakat değerli kardeşlerim, biz bütün bu Kur'an'la hadisi şerifleri okuyup, işte alınacak, alınmayacak, tercih edecekleri bilecek kadar güçlü alim olmadığımız için, bizim gibi insanlar şaşırmasın diye bir müştehidi taklit ederler. Biz Ebu İmam Azam, Ebu Hanife'nin mezhebini, içtihadını kabul etmişiz. Biz ona itimat ederek o mezhep üzere gidiyoruz. Yapılması gereken de budur. Yani müştehit seviyesinde değilse bir Müslüman, Kur'an ve hadisten hüküm çıkarabilecek kadar, ki bu içtihat ciddi bir iştir, daha birçok ilimleri gerektirir. Bu seviyede değilse bir müştehidi taklit eder. Tabi o taklit eden insanlar da bunları neden böyle yaptıklarını bilerek yaparlar. Avamdan gene bir üstünlükleri olur. Bazı insanlar, yeri gelmişken söyleyelim, bir mezhebi taklit etmek zorunda mıyım? Ben etmiyorum diyor. Yani sen Kur'an ve sünnetten Arapçayı çok iyi biliyor, fıkhı çok iyi biliyor, sünneti çok iyi biliyor, hangi hadis hangisine karşı neden tercih edilir, bunları çok iyi biliyorsan, içtihat seviyesinde bir insansan, gel senin ellerinden öpelim. Bizim böyle alimlere bu asırda çok büyük ihtiyacımız var. Neredesin sen? Gel ellerinden öpelim, senden istifade edelim. Doğrudur. İçtihat seviyesine çıkmış bir insanın bir başkası, müştehidi taklit etmesi caiz de değil zaten. Sen bildiğin gibi yap. Ama yok kardeşim, sen Arapça bilmezsin, Kur'an'ı bilmezsin, hadisi bilmezsin, usulü fıkhı bilmezsin, 3 tane kitap okumuş çıkıp böyle konuşuyorsun. Sen de haddini bilmeyen, yani edebini kaybetmiş bir insan olursun. Buna da dikkat etmek lazım. Çağımızda böylesi insanlar da var. Gerçekten içtihat seviyesinde bir alimse ellerinden öperim ve istifade ederim. Dizini bir çökerim önünde ve ondan ilim öğrenin. Ama yoksa şarlatana da haddini bildirmek lazım. Şafii ve Hanbelilere göre elleri rüküye eğilirken ve rüküden doğrulurken de kaldırmak sünnettir. Şafii ve Hanbeliler. Onun için Allahu Ekber diye rüküye giderken dikkat ederseniz Şafii kardeşlerimiz böyle yaparlar. Rükudan sonra kaldırdıklarında Semiyallahu limen hamide, elleri yine böyle kaldırırlar. İmam böyle söyler, biz Rabbena ve lekel hamd deriz. Bu kadar. Secdeden başını kaldırdıklarında söylemezler. Bu zahit tekbirler bizim mezhebimizde yok. Ama memleketimizde Şafii kardeşlerimiz çok olduğu için biz bunu burada görüyoruz. Diğer mezhepleri de hacca umreye giden kardeşlerimiz 4 mezhebin 4'ünü de orada görürler. Değişik değişik hareketleri. O yüzden burada derler ki bak orada ibadetler esnasında farklı hareketler görürsen yadırgama, kimseyi ayıplama, kimseyle de kavga etme derler. Bu da tembih ederler. Geçen ders anlatmıştım değil mi? Kayseri Gale Camisi'ndeki. Duymayan kardeşlerimiz bir daha söyleyelim. Adam Allahu Ekber diyor, rüküye gidiyor, el kaldırıyor. Semiallahu Ekber diyor, el kaldırıyor. Tadil-i erkenden bahsediyoruz biz Hanefiler. İhtiyar gibi oturmuş, beklemiş bu delikanlıyı. Efendim namaz kılıyor. Ellerin de mübarek böyle bağırıyor herhalde. Bu da var dilimizde. Bir başka mezhepte. Biz göbeğimizin altında, Şafii üstündedir. Efendim kimisi Malikiler cemaatle namaz kılarken ellerini böyle hazır ol vaziyetinde saygıyla tutarlar. Hakikaten saygıyla hazır ol vaziyetinde tutmak, o da insanın içine işliyor yani. Ben kimin huzurunda böyle saygıyla hazır ol vaziyetinde duruyorum? Tüyleri diken diken oluyor adamın. Biz her zaman yapmadığımızda mı? Bir iki defa ben nedir bu kardeşlerimiz mezhebi, nasıl bir insana duygu geliyor diye durdum. Demek ki her zaman yapılma farklı bir şey olduğu için insanı titretiyor böyle. Allah'ın huzurunda böyle hazır ol vaziyetinde dururlar. Kendi kendilerine kıldıkları zaman da biraz gelişe böyle dururlar. Şimdi bunu görmüş
4 yaşına bir emri bir maruf yapayım bir ihtiyar bekliyor. Senin selamını verdikten sonra yavrum diyor namaz öyle kile bir el sallanmaz diyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Yapma bunu diye nasihat ederken delikanlı diyor ki amcacığım ben Şafii'yim diyor. Ha diyor ihtiyar bir yandan da kalkarak ben de seni Müslüman sanmıştım. Evet, bu dersler mezheplerin nasıl çıktığını da aynı zamanda bize gösteriyor. Bir başka sünnetimiz bu Allahu Ekber iftitah tekbirini cemaatle namaz kılıyorsak hemen imamın arkasından ona bitişik yapmaya çalışmak. Gerçi bazı alimlerimiz Fatiha'yı okuncaya kadar başlayanlar imamla başlamış sayılır ve sevabını alır diyorlar ama biz gayret edelim. Kadgâmetüsallâh dediğimiz zaman Hanefilerdeki görüş var. İmam-ı Azam hemen namaz başlasın diyor. Çünkü müezzin kadgâmetüsallâh namaz başlamıştır diyor. Yalancı çıkartmamak için imam Allahu Ekber diyor. Eğer bu uyulacaksa imamla müezzin anlaşması lazım. Kadgâmetüsallâh, kadgâmetüsallâh deyince azıcık dursun. İmam Allahu Ekber desin, imamın tekbirini herkes duysun. Ama böyle olmuyor, karambola gidiyor. İki ses birbirine karışıyor. Müezzin Allahu Ekber diyor. O yüzden alimlerimiz müezzinin işini bitirsin. Hemen arkasından ara vermeksizin, çünkü daha belki derslerimizde gördük, araya namazla pek alakası olmayan yemeler, içmeler, başka şeyler gelirse kâmeti tekrarlamak gerekir. Ama namazla alakalı bir bekleme filan varsa o tekrara gerek yok. Kameti bitirir, imam Allahu Ekber der. Böylece Müslümanlar daha hazırlıklı olur. O yüzden imam dışarıdan geliyorsa hayyâlâs-salâhı beklemeyin. İmam sizin önünüze geçti mi ayağa kalkın. İmamı gördünüz ayağa kalkın. Zaten imam Müslümanların önderidir. İmam demek önde olan, önder demek. Devlet başkanının adı da bizim hukukumuzda imamdır. İmam, cumhurbaşkanı, devlet başkanı, halife, emirül müminin aynı manaya gelir. Yanımızdan imam gidiyorsa ona saygı için ayağa kalkarız. Çünkü bu devir İslam fıkhı uygulanmadığı için, devlet de bu işlerle hiç ilgilenmediği için bakmayın siz. Bir yerde imam oranın ya valisidir, ya o üst seviyede bir insandır ya da onların arasında ilmiyle, takvasıyla en saygın insandır. Onun için ileride gelecek bu bahsi. Bir camide cemaatle namaz kılacağız. Kim imam olacak? Sayfa sayfa bilgi verir. Devlet birisini tayin etmişti. Şimdi arkasında kılıyoruz. Bu da fitne çıkmaması için iyidir. Yoksa memur orada varken, bu işi tayin etmiş bir adam varken sen bana girdin zaman o da bir başka fitneye sebep olabilir. İmam o cemaatin hakikaten her cihetten önderidir ve ona duyulan saygı Allah'a duyulan saygıdır. Nereden böyle söylüyorum? Çünkü alimlere saygı duymak doğrudan Allah'a saygı duymaktır. Alimlere saygı ve hürmet Allah'a saygı ve hürmet tevkidir diyor Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın İkinci, üçüncü sırada önce Allah'a kayıtsız ve şartsız itaat değil mi? Ayet-i Kerim nasıl geliyor? Ya eyyühellezine amanu ati'ullaha ve ati'urrasul ve ulul emri minkum. Ey Müslümanlar Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin ve sizden olan ulul emre itaat edin. Kayıt ve şart sizden. Kimdir bu ulul emir? Türkçe buyruk sahibi derler. Emretme yetkisi olan insanlar. Kimdir bunlar? Birincisi alimlerdir. Konuştuğu zaman Kur'an ve sünnetle konuşurlar. Bu yüzden onlara itaat etmek Allah'a itaat etmek gibidir. Ve itaat etmek vaciptir. Bu vacibi de farz anlamında söylüyorum. Yani. İkincisi amirlerdir. Yani İslam devlet başkanı ve tayin ettiği atadığı yöneticilerdir. İkinci grup. Bunlar emrettiği zaman Allah ve Resulüne itaat gibi itaat ümmetin üstüne bir borç. O yüzden imam önümüzden gidiyorken ona saygı olarak ayağa kalkılır.
Velev ki kâmet-i salâ demesin, velev ki hayyâle salâ, hayyâle salâ, daha sıra gelmemiş bulunsun. İmam öne geçtiği zaman cemaat da hazır safları sıklaştırıp bekliyor. İmam Allahu Ekber dediği zaman hemen onlar da imamın tekbirine yakın yaparlar. Beklemezler. Çünkü kronometreye basılmıştır. Saniyeler böyle tak 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 atıyor. Sizin defterinize sevap yazılır. Bir saniye gecikirseniz bilmem sayına kadar sevabı kaçırırsınız. Hazır beklemek lazım. Bu da ruhların namaza nasıl hazır iştiyakla beklediğinin bir alametidir. Böyle bekleyen insan namazı, gözetleyen insan, bir komutan gibi hep beraber ellerini kaldırıp indiren insanlar aynı zamanda şuurlu, bilgili bir cemaat olduklarını da gösterirler. Namazları bir başka güzel olur. İftitah tekbirinin hemen arkasından el bağlama. Demin söylemiştik. Biz de erkekler göbek altında, kadınlar ise göğüs üstünde, sağ el, sol elin üstünde bağlanırlar. Neden böyle? Yani delili hadis-i şerifler. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namaz kıldı ve benden gördüğünüz gibi namaz kıldı. Din kendisine geldiği zaman kardeşi Cebrail ona nasıl abdest alacağını, nasıl namaz kılacağını öğretmişti. Dolayısıyla bir Cebrail'in namazını görmüyorduk daha evde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını görenler gördü. Biz de onların anlattıkları ve kitaba yazıldı. O bilgilerden Peygamberimizin nasıl namaz kıldığını biliyoruz efendim. Onun için bazı kitaplar vardır. Peygamber nasıl namaz kılardı diye. Böyle doğrudan onun üstünden anlatırlar. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, sağ elin sol el üzerine göbeğin altını koyması sünnettir. Çünkü Peygamberimiz böyle yapmıştır. Kabise İbn-i Hulb babasından rivayet ettiğine göre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize imam olur ve namazda sol elini sağ eliyle tutardı. Sol elini sağ eliyle tutardı. Bu tutuş da tabi Hanefilerin demin söylediğim gibi sağ el sol elin üstünde şu iki parmak kalkar, üç parmak da üstünde edep ve terbiye ile göbek altında tutarlar. Göbek altı diyor. O kadar teferruat sizi dinde aşırı ayrıntıya girmek ve zorlanmak bazen fitne bile çıkarabilir. Bunu bilin. Adam zayıf dahip olur, eli göbeğinin altına yetişir değil mi? Adam benim gibi kilolu olursa göbeğinin altına yetişmez, göbeğinin üstünde durur böyle eli tuttuğu zaman. Kendin bakın desen, ya adamın eli çözülür ya beni bükülür. Bu kadar da ayrıntıya girmeyeceksiniz. Prensip ilki olarak bu böyledir. Kadınlar da göğüs üstünde dururuz. Evet, Şafilere göre iki elin kadınlar da göğüs üzerine, erkeklerde ise göbeğin üstüne konulması müstehaptır demiştik. Neden diyorlar? Çünkü diyorlar insanın en temel kıymetli azası kalptir. Vücutta padişahtır, sultandır. O iyi olursa bütün vücut iyi olur demişti Peygamberimiz. İnsanın kalbi soldadır. Böylece eller en şerefli bir organın üzerine konulmuş olur diyerek göbeğin üst tarafında tutulmasını istemişler. Namazla elleri yanlarına malikiler salıverir. Beytullah'ta görmüşsünüzdür. Elleri cemaatle namaz kılarken hiç bağlamazlar. Peki kendi başlarına münferit nafile namaz kılıyorlarsa serbest onlarda. Nafile namazlarında ellerin göğüs üzerinde bağlanıp tutulmasını caiz görmüşler. Bunları da görürsünüz. Biz böyle namazımızı bağlarken onlar böyle göğüslerin üzerinde duruyorlar. Ayakları normal, tabii vaziyetinde açmak. Bizim kitaplarımızda dört parmak olur derler. Bilemediniz tabi, ayrıntılara girmeyelim. Beş parmak. Efendim, bir insan, normal fiziki yapıda olan bir insan kıyamda, ayakta durduğu zaman ayakları zaten o kadar normal oluyor. Kilolanırsa ister istemez belki bu mesafe bir karışa daha fazla çıkabilir.
Bizim meselemizde budur. Ama bazı hadis-i şeriflerde ashab-ı kiramın ayaklarından tıpkı böğürleri gibi birbirlerine böyle yakışarak bunyan-ı marsus diyor kitaplarda, bir duvar gibi. Tuğlaları birbirine perçinlenmiş bir duvar gibi sık durduklarını, rüküye giderken bir duvar rüküye gidiyormuş gibi hep birlikte böyle hareket ettiklerini haber veriyor. Dolayısıyla bazı mezheplerde de görürsünüz ayaklar açılır böyle. Peygamberimizin bu hadisini görmüş, o mezhepleri görmüş, hoşuna gitmiş, bazı Hanefileri de görmüş, onlar da ayaklarını açıyorlar. Bize biraz garip geliyor, böyle amma da baba dayılar diyelim içimden, çünkü biz de baba dayı baba dayı böyle. Halbuki tevazu biraz daha üzülmeyi mi gerektirir diyesim geliyor. Ben bunu Hanefiler için derim ama böyle yapan mezheptekiler için asla bakarlar. Çünkü onlar delilleri var, öyle yapıyor. Hanefiler size ne oluyor diyesim geliyor yani. Ayakta duruşu da böyle. Sonra Sübhaneke'yi okumak sünnettir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi öğretmiştir. Bu sena duasını. Sübhaneke Allahümme. Ey Allah'ım seni her türlü ayıptan, kusurdan, eksikliklerden, noksanlıklardan uzak tutarım. Ve bihamdik. Bunu yaparken de sana hamd ederek, şükrederek, seni överek yaparım. Ve tebarek esmük. Senin ismin çok âli, çok yücedir, çok bereketlidir. Ve teâlâ celdük. Senin saygınlığın, azametin, şerefin çok yücedir. Ve la ilahe gayrük. Senden başka tanrı da yok. Böyle başlıyor ibadetine. Ne muhteşem sözler. Sonra eûzu çekiyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken şeytandan Cenab-ı Allah'a istiade edinin, sığının diye ayet-i kerim var. Bu yüzden başlıyor. Ve bu eûzu'yu da Fatiha'dan önce yapar, bir daha da yapmaz. Yani Fatiha'dan sonra zammı sonra da Kur'an'dan, orada da yapalım. Hayır. Yeter. Besmele, ona da gerek yok. Yaparsa yapar. Bazıları gerekmez diyor, bazıları, bazı alimlerimiz daha sevaplı diyorlar. Demek ki zamm-ı surenin başında eûzü besmele gerekmez. Besmele çekilse bile eûzüye hiç gerek yok. Sübhaneke okumak sünnet. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Cenab-ı Allah'ın rahmetinden kovmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Yaptığım bu güzel işime Allah'ın adını zikrederek, anarak başlarım diyor. Bu da çok güzel bir şey. Ondan sonra Fatiha'yı okuyor. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Kardeşlerim, Fatiha'nın başındaki besmeleyi ihmal etmeyelim. Çünkü bazı alimler Fatiha'nın 7 ayet olduğunda müttefik herkes ama derler ki şu Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'da bir ayettir. Yani birinci ayettir. Nitekim Mushaf-ı Şerif'in Hazreti Osman'dan böyle geldi. O da Peygamberimizin döneminde böyle geldi. Bu değişmez. Bak bu Kur'an-ı Kerim'de Arapçadır ya, bazı kelimeler şu anda Arap alfabesine göre kelimenin yazılı şekli değildir. Yazılısı farklıdır. Aynı muhafaza edilir. Böyle dokunur, böyle de devam ettirilir. Şimdi şu Kur'an-ı Kerim'i alın. Biz Hanefiler okuyoruz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim bildiriz. Yani Besmele'yi Kur'an'ın ayetinden sayıyor. Bizim kıraattaki imamımıza göre böyle değil. Biz Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Ama önümdeki Mustafa'ya göre ikinci ayetini yazmış öyle. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'nın 7 ayet olduğu Sebul Mesani kesindir. Peki hocam, biz Fatiha burada bir diyor, biz Elhamdülillahi Rabbil Alemin'e bir desek, bu 6. ayet, 7. ayet nerededir? Bazıları Kur'an-ı Kerim'de tecvid okurken la harfini gelince la geç durma demektir ya, geç durma burada demektir. Ama bakıyoruz o la nerededir biliyor musunuz? Sıratallezine en'amta aleyhim. La var. Durma geç demek. Ama imamlarımız orada durur. Neden? Çünkü bize göre 6. ayet oradadır.
Ama bakın, sıratel lezzin enam taleyhim, burada ayet yok. Tevhid okumuş, fakat çok okumamış bazı Müslümanlar soru soruyorlar. Hocam ya, bizim imam la olan yerde duruyor. Halbuki tevhidde la biz durmadık. Bu nasıl olur? Oranın bir ayet sonu olduğunu bilmez fukara. Hocanın hatasını bulduğunu söyler ve hocayı şikayet eder. Tabi kendi bilmezliğini ortaya koyuyor, hiç farkında değil. Siz de ona tebessüm ederek, incitmeden dersiniz ki bizim mezhebimize göre burası ayetin sonu olduğu için ayetin sonunda durulur. Daha da olsa bir deyiz olmaz. Evet. Ama madem ki Musaf'ta böyle yazılı ve İmam Şafii gibi mübarek insanlar bunun besmeleden Fatiha dahil olduğunu, birinci ayet olduğunu söylüyor. Ve madem ki namazın vaciplerini okurken Fatiha'sız namaz olmaz gördük. Hanefiler yani kamil olmaz diyor. Her halükarda okunsun diyor ve bunu vacip kabul ediyorlar. Onlar farz kabul ettiği halde. Biz de ne olur ne olmaz. Eğer onların görüşü ise doğru ise biz de bundan mahrum olmayalım diye muhakkak ihmal etmeyin. Ne zaman Fatiha'yı okursanız ikinci rekatta mesela besmele çekin. Ya sünnetmiş nasıl olsa besmele çekmesek de olurmuş diye gevşeklik yapmayalım. Ne zaman Fatiha'yı okursak besmeleyi de okuyalım. Böylece bizim imamımıza göre öyle değil ama İslam alimlerinin bir kısmı besmele Fatiha'nın başında bir ayettir diyenlerin görüşüne de uymuş olalım. Ne bize lazım? İhtilafta çıkalım. Başımızı selamete alalım. Evet. Sübhaneke Euzü billahi mineşşeytanirracim ilk rekette değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sûre okuyacağız. Başındaki besmeleyi de söylemiştik. Besmele gerekmez. Çekilirse de bir zarar etmez. Bazıları sevabını da alır demişler. Secde oturuşları ile teşehhüd oturuşlarında oturuş biçimi eğer sağlığa aykırı bir durumu yoksa sol ayağını yayar, sağ ayağını diker ve ayağının kıbleleri ayak parmakları kıbleye dönüp dik olarak oturur. Sünnet olanıdır. Bayanlar da sol ayaklarını sağ ayaklarının altına atarak biraz yan oturur. Daha derli toplu ve kesetlere uygun olması için. Ama tabi yaşlanınca insanın dizleri kireçleniyor. Efendim kireçlenince de böyle oturuşu yaptığınız zaman doğrudan kirece varıp dokanıyor ve adam oturduğu sürece böyle acılar içerisinde kıvranıyor, huzuru yok. Veya bazı Müslümanların tırnağı batar, tırnağının üstüne dokunsanız ya da ayak vursanız havalara oklar. Veya bazı ayaklarda varis olur, şişer, deri gerilir, bükülmez, efendim böyle oturur. Öyle parmak uçlarının üstüne oturamaz yani her halükarda, hoş görülür. Ama asıl sünnetin bu olduğunu biliriz. Demek ki secdeye otururken veya tahiyyatta sol ayak yayılıyor, sağ ayak itiliyor. Bir sünnet de budur. Secdeye giderken tertiple gitmek ve tertiple kalkmak da sünnettir. Ne demek? Allahu Ekber dedik. Önce elleri dize konuyor. Değil mi? Normali. Sonra dizler yere konuyor. Sonra eller yere konuyor. En sonunda baş iki elin arasına konuyor. Tertip bu. Kalkarken bu sefer tersinden en son neyi koymuştuk yere? Baş mı? Önce baş, sonra el kalkar diz üstüne, sonra dizin üstünden yekiniriz. Bu sünnettir. Ama adamda romatizma varsa, aşırı kiloluysa, dizinin üstüne çökemiyorsa,
önce elini koyuyorsa böyle, sonra efendim tekrar elini uzatıyorsa, bu adam da yapamadıysın böyle. Hop gel bakalım, sen bu sünneti niye uyuyor desek, çaresi yok yani. Bunu bilelim. Emri bil marufu da böyle yapalım. Çünkü gereksiz bir emri bil maruf ya da emri bil maruf yaparken usluda dikkat etmezsek Müslümanın kalbini de kırmış olabiliriz. Vâil bin Hucur radıyallahu anh diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin secdeye gittiği zaman dizlerini ellerinden önce yere koyduğunu, önce diz sonra el demek, kalkınca da ellerini dizlerinden önce kaldırdığını gördüm. Bu tertibe uygun namaz kılmak güzeldir. Ne demişti Peygamberimiz? Namazı ben nasıl namaz kılıyorsam öyle gördüğünüz gibi kılın. Oturuşlarda veya secde arası celsede elleri uyluklar üzerine koymak sünnettir. Uyluklar üzerine efendim dizimizi aşağı sarkıtmadan tabii halinde el. Şöyle eliniz nasıl tabiyse öyle. İnadına açma, inadına kapama olmasın. Tabii halinde. Uyukların üstüne. Secdeye giderken kıble istikametinde parmakları kapatarak secdeye gitme sünnet. Demek ki rüküye giderken de dizleri erkeklerin pançalaması, kavraması sünnet. Kadınlar tesettür ettiği ayet daha olduğu için yumuşakça dizlerini büküp ellerini dizlerinin üstüne şöyle koyarlar. Bu da onlar için tesettüre uygun olduğundan sünnet olmuştur. Oturduğunda ettahiyyatu okurken ettahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat geliyor. Sonunda şehadet kelimesi var değil mi? Eşhedü en parmak kaldırıyor bazı kardeşlerimiz. Nasıl kaldırır? Bu bir sünnettir. Eşhedü en şu baş parmağımızla orta parmak halka şeklinde bitişir. Şehadet parmak ayağa kalkar. Şahitlik yapıyor. Eşhedü en ne zaman kalkacak? La ilahe illallah dediğinde geri yumacağız. Ne demek bu? Manası şudur. Eşhedü ben şahitlik yaparım. Şahit kimdir? Gözüyle gören. Gözümüzle mi gördük Cenab-ı Allah? Hayır ama gözümüzle görsek bile değişmeyecek bir iman ile kesinlikle Allah'a inanıyorum ki bunun için görmüş gibi şahitlik yaparım diyor yani. Mana ne kadar müthiş değil mi? Mahkemede ben gördüydüm, duyduydum. Çok fark eder. Ben duyduydum diyen hakim şahit onu kabul etmez. Şahit ne demek? Bizzat gözümle gördüm demek. Şimdi Müslüman ne diyor? Ben şahitlik yaparım. Yani gözümle görmüş gibi inanırım ki eşhedü en neye? La ilahe Tanrı yok illallah ancak Allah var. İnancının sağlamlığını şahitlikle gösteriyor. Bu kadar sağlam inancı. Peki ben önce la ilahe diyor ya ilah yok Tanrı yok illa ancak Allah var. Yahu la ilahe derken ölüversem ne olur? İlah yoktur, Tanrı yoktur diyerek ölmüş olurum. İllallah diyemeden ölürsem sanki inkar etmiş gibi ölüyorum. Yazık olur. Ben buna dayanamam. La ilahe derken şu parmağımı kaldırmalıyım ki ölürsem herkes bilsin görsün ben Allah'a illallah diyeceğim. İllallah demeye ömrüm yetmezse bilin ki Allah inkar etmiyorum. Allah var demek. Yani bir saniye sonra öleceğini hesap edecek kadar şuurlu bir Müslümandır. İnsanın başına ne bela geliyorsa, ne gaflet geliyorsa, ne uyuşukluk, tembellik geliyorsa hepsi ölümü ötelemekten, ertelemekten, uzak görmektendir. İslam ahlakında buna tuğli emel denir. Ya daha 50 yaşayacağız, 60 yaşayacağız çok ya. Biraz günah istesek bile nasıl olsa tevbe ederek, hacca giderek hepsini affettirdik. Sonunda iyi bir Müslüman olur. Oğlum oğlum. Yetişirsen oğlum tabi. Yetişirsen. Ama aldığımız nefsi verebileceğimizi bilemiyoruz. Bir Müslüman böyle olursa çok güzel bir Müslümandır.
İnsanları helake sevk eder. Peygamber böyle diyor. Helake müsebbifun. Sevfe, sevfe demek. Hindiyada sevfe harfleri Arapçada ceyim cam demektir. Cekcak, gelecek ifade diyor. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyenler helak olur diyor. Ne yapacaksın şimdi yap. İlerideki zaman ya gelir ya gelmez. Onun için tasavvufta ne derler? Geçen senin değil ha. Elini çek, geri gelmez. Gitti gitti. Gelecek, ya gelir ya gelmez. O da senin değil. Şu anda içinde bulunduğun zaman senin ömründür. Dem bu demdir. Dem bu demdir. Dem bu dem. Şu anda yaşadığın senin ömrün. Gelecek gelmez. Gelmeyebilir. Gelirse zaten gelmez. Ömür bir anı vahid derler. Tek bir içinde bulunduğumuz an. Baba iyi. Ne yapıyorsan şimdi yap. İleride cem cam diyenler helak olur. Helak olur. Bir sene sonra, bir saniye, bir saat sonra öleceğini hesap eden insan ne günah işler, ne gafil olur, ne şuursuz namaz kılar, ne kalp kılar, ne insan incidir, ne haram yer. İpek gibi bir Müslüman olur. O da diyor ki, la ilahe ilah yoktur. Bu esnada ölürsen bilinsin ki ben Allah'ı inkar etmiyorum, biraz sonra illallah diyeceğim. İllallah diyor, parmağını indiriyor. Bak hatası olmuştur. La ilahe derken kaldıracağız, illallah derken parmaklar açılacak. La ilahe derken şu baş parmakla orta parmak halka oluyor, diğer iki parmak da yumuluyor. Böyle illallah derken indiriyoruz. Şafiler illallah derken kaldırır, onların da güzel bir niyeti var ve bir daha da açmazlar. Böyle tutarlar, onları da görmüşsünüz. Bazı Müslümanlar da var, açta görmüşsünüzdür. Bu parmağı oynatırlar, o da vesvese, buraya dikkat çekerek, yoğunlaşarak başka herhangi bir şey düşünmekten, zihni tamamen uzaklaştırmak, başka şeyleri düşünmekten kendini alıkoymak amacıyla yaparlar. Onun da bir elbette ki delili vardır, yapıyorlar. Farz namazların 3. ve 4. rekatlarında Fatiha okumak sağlam görüşe göre sünnettir. Zamm-ı sure ilave edilir mi? Bazı kitaplarımızda 3. 4. rekatta Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okursanız rüküyü geciktirirsiniz, dolayısıyla sehv secdesi diyor. Evet, bazı kitaplarımızda böyle yazıyor ise de eftal olan buna gerek vereceği, hatta zamm-ı sure okumanın daha faziletli olacaktır. Onun için biz bunu bilmeden evvel çok sehv secdesi yaptık. Yani bir gafletle Fatiha'yı okur, zamm-ı sureye başlamışız. Ya bu farzdı, buna gerek yoktu, eyvah! Rüküyü geciktirdik diye hemen bir sehiv yapardık. Sonra değişik kitapları okunca farz namazın 3. ve 4. rekatında Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okunsa sehiv secdesinin icap etmeyeceği daha eftal olacağı yazılıdır. Bu da bir bilgi olarak sizde kalsın inşallah. Farzların bitir namazının ve müekked sünnetlerin son oturuşlarında gayrimüekked sünnetlerin hangisiydi onlar? İkindi namazının 4 rekat ilk sünneti, yatsı namazının ilk 4 rekat sünneti ve bundan sonra ne kadar nafile namaz kılarsanız kılın. 4 rekatlı değil mi? Buralarda, ilk oturuşunda da tekrar edelim. Farz ve vacibin ilk oturuşunda sadece ettahiyyatı okuyoruz değil mi? Kalkıyoruz. İkinci oturuşta ettahiyyatı salli barik okumak da sünnettir. Tahiyyat okumak vacipti değil mi? Tahiyyat oturacak, okuyacak kadar oturmak farz. Tahiyyatı okumak vacip. Tahiyyattan sonra salli barik okumak sünnet. Ondan sonra kendin ve ümmet için dua etmek müstahaptır. Onu da peşinden şimdiden söyleyeyim. Demek ki nerede salli bari okunur, nerede okunmaz bunu da öğrenmiş olduk elhamdülillah. Namazdan çıkarken Esselam desek yetiyordu değil mi? Ama sünnet nedir? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bir beslet vardır ki
ve berekatü ile eklemiş. Ama mezhebimizde değil ve yaygın olan da budur. Bunun üstüne ilave etmeyelim. Kim bunlar? Malikiler. Selama ve berekatü de eklerler. Çünkü Peygamberimiz selamı öğretirken böyle diyordu ya. Esselamu aleyküm diyen 10 sevap alır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyen 20 sevap alır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü diyen kardeşine 30 sevap alır. Bunun ötesi de yoktur sünnette. Bazı Müslümanlar bunun ötesine de Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ebeden daimen saiden diye sayıyorlar. Bu yok sünnette. Selamı güzelce alıp vermek binin bir emri. Verilen selamdan daha güzelini almak Allah'ın tavsiyesi, Peygamberimizin bize bir tavsiyesidir. Birisi Esselamu Aleyküm dediği zaman daha güzel alıp almak ve Aleykümüsselam ve Rahmetullah. Bu kardeşimize daha fazla dua ediyoruz ve bir de değer verdiğimizi gösteriyoruz. Birkaç yerde sohbet edince İnsan ne konuştuğunu bazen şaşırıyor. Burada söylemiş miydim bilmem. Esselamu aleyküm dedi bana bir genç yolda gidiyordu. Ve aleykümüsselam ve rahmetullah dedim. Ve berekatü de demedim yani. Adam utandı döndü. Teşekkür ederim hocam dedi. Yani hoşuna gidiyor. Sevildiğini hissediyor. Değer verildiğini hissediyor. Müslümanlara ciddi ciddi selam vermek ve fazlasıyla ciddi ciddi almak lazım. Bunun üçünün ötesi de yok. Maliki mezhebi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh derlermiş. Biz buna hiç rastlamadık daha. Ama kitaplarda okuyoruz. Demek ki Esselamu Aleyküm, Esselam vacip. Bundan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sünnettir. Bunu da terk etmeyelim inşallah. Son bir husus. Bitirelim bununla. Zaten kendisi bitti elhamdülillah konunun. Sütre efendim. Cami değil de sahrada namaz kılıyorsak cemaatla imamın önünden, namaz kılanın önünden geçmek hoş değil. Hatta engellenen de bilir. Yani münasip bir şekilde geçen önündense uyarlanabilir. İmam insanlar önünden geçmesin, namaz kıldığı belli olsun diye bir sopa, bir değnek, herhangi bir şey önüne koyar. İmamın sütresi aynı zamanda cemaat içinde geçerlidir. Sütrenin öbür tarafından giderlerse günahı olmaz. Ama sütle ile imam arasından geçilmez. Geçmeye çabalısa da ona izin verilmez. Ama yani şöyle hafifçe göğsüne vurabilir yani canlı yapmadan. Bir defa Maraş Ulu Camisi'nde namaz kıldık. Efendim orada bir sofra kardeşimiz vardı. Çok dindar bir insan ama çok heyecanlı da birisi. Önünden namaz geçene bir çene vurmuş falan diye dışarıda bekliyorlar. Tanıdık da birisi. Çıktık dışarı, musafa yaptık efendim namazdan sonra. Halatı sorduk. Hayırdır ne bekliyorsunuz dedim. Cami cemaat kalmadı. Burada ne bekliyorsunuz dedim. İçeride birisi var onu döveceğiz. Niye döveceksiniz? Ya hocam diyor. Gözünüzü de nasıl vurdum bu kadar da vurmamak lazım canım. Şöyle biraz uyarmak lazım. Tek başımıza da namaz kılıyorsak önümüzde bir sandalye, bir sopa, bir asa, bir sütre koyalım. Tabi bu kadar. Büyük camilerde buna gerek kalmaz. Büyük camiler mekan geniş olunca seninle secde ettiğin yer arasında geçmezlerse yeter. Öte taraftan geçerlerse önemli değil. Günah olmaz. İkincisi canım din kardeşlerimiz de kapının ağzında namaz kılmasınlar. Yukarıda yer var, aşağıda yer var. Herkes koyuyor kapının ağzına. Bakıyorsun duvarla adam bitişmiş. Geçemiyorsun ki arkasından. İlle secdeye gelecek, sırtından atlayıp geçeceksin. Biraz da namaz kılanlar buna dikkat etsinler. Önünden geçilecek yere dururlarsa geçenin babalı günahı kendilerine olur. Allah Celle Celaluhu sünnetine uygun bir namaz kılmayı cümlemize nasip müyesser eylesin inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.